Başla. 15 Ekim 2022. Burası Erzurum ili Şenkaya ilçesi Gülveren köyü sınırları içerisinde bulunan Erdavut Dağı'nın zirvesi. Rakım 2400 civarında. 2418 galiba. Burası yani bölgenin en yüksek noktası olduğu için diğer yerler, yani Şenkaya'nın bütün köyleri bakım kulesinin üstündeyiz. Burası Şenkaya'nın bütün köyleri, hani tabir caizse ayaklarımız altında hepsi gözüküyor. Sadece Bardız ve köyleri biraz uzakta kalmakta. Şimdi batıdan, doğudan başlayarak tanıtmaya devam edelim. Şu karşı çıplak tepeler, birisi Gülveren köyünün dağ olarak adlandırılan noktası, onun yan tarafı Ziyaret Tepe, orası da ziyaret. Onun arkasında hemen vadide, düzlükte Gülveren Yaylası bulunuyor. Onun ilerisinde bakın, ormanların hemen üzerinde binalar gözüküyor. Orası güzel yayla. Devam ediyor. İleride Kaymak Dağı. Kaymak Dağı. Hemen Kaymak Dağı'ndan sonra Karınca Düzü var. Karınca Düzü. Karınca Düzü demişken Sarıkamış hareketini anlatmaktan geçilmez. Şöyle Sarıkamış hareket planına göre, yani Penek'ten 10. Kolordu'dan ayrılan 32. tümen şuradan gözüküyor ama şu vadinin hemen yamacında Zuvart, Yoğurtçular Köyü ve Özyurt, Barık Köyü bulunuyor. Bu istikameti devam ederek şuradan Penek Yediği denilen noktadan hareket ediyorlar. Kuzey Hareketi Destek Birliği devam ediyor. Buradan demin gösterdiğimiz Gülveren Yaylası'nın hemen bitişiğinde bulunan Eşek Meydanı denilen yerde, hemen onun yanında Eşref'in Boğazı, değil mi? Eşref'in Boğazı. Ha, Eşref'in Boğazı'nda konaklıyorlar. Orası biraz tenha ve korunaklı olduğu için çadırlarını kuruyorlar. İşte Gülveren, yani İznos, o zaman İznos, Soğum'un civar köyleri, Barik, burada bulunan köyler askerlere işte katmer, yani yörenin şeylerinden ekmek, ısınmaları için işte halı, cicim vesaire götürüyorlar, ikram ediyorlar. Orada konaklayan 32. tümen devam ediyor. Demin söylediğimiz işte Kaymak Dağı'ndan Karınca Düzü. Karınca Düzü'ne geliyorlar. Karınca Düzü'nde gölede bulunan Rus birlikleriyle çatışma oluyor. Çatışmada Ruslar 32. tümeni arkadan kuşatıyor ve Müfreza komutanı şehit düşüyor. Onun yerini alan komutan Hafız Hakkı Paşa'ya, 10. Kolordu komutanı Hafız Hakkı Paşa'ya telgraf çekiyor. Diyor ki mealen, diyor ki işte biz Rusya, Rus birlikleri bizi arkadan dolandı. Müfreza komutanı şehit düştü. Biz zor durumdayız. Bize cephane, asker, top, tüfek takviyesinde bulunun diye telgraf çekiyor. Ziya Paşa da diyor ki, biz diyor Allah-u Ekber Dağı'nı zor aşabildik diyor. 2600 kişi, 1000 kişi de diyor şehit düştü. Diğerleri de dağınık halde Beyköy'de ve Başköy'de bulunan tren yolunu bombaladık ama biz de zor durumdayız. Yani demek istiyor ki herhangi bir takviyede bulunamayız. Zaten bulunulmaz. Çünkü Allah-u Ekber dağlarını aşarken yaklaşık 40 bin şehit düştü. Evet. Şimdi gelelim Karınca Düzü'nden. Devam ediyoruz. Karınca
Ayrıca düzünün arkasındaki o tepeler, işte Ardahan'a bağlı Göle ve Kars'ın Boğatepe meşhur peynirin olduğu yer. Oradan itibaren işte Allah'a ekber dağları zincirleme uzanan, zincir dağ olan Allah'a ekber dağları başlıyor. Allah'a ekber dağları devam ediyor ve Allah'a ekber dağının batı ucunda bulunan düzlükte eski adı Şenkaya 1946 yılında rahmetli Hüseyin Köyüzü tarafından ilçe yapılan örtülü bulunmaktadır. Şimdi Allah'a ekber dağına gelmişken Sarıkamış hareketini anlatmaktan geçilmez. Yani mümkün değil. Evet, işte Erzurum'da hareket eden 10. kolordu Oltu'dan bak karşıda gördüğünüz kırdağın kuzeyinden aslında plana göre gelip şu Kerkilik'le kırdağın arasında bulunan vadiden geçerek Bardız'da 9. kolordu ile birleşmesi gerekirken yani sanki Ruslar tuzak kurmuş gibi Rus birliğine takılarak Pene'ye kadar gelmişler. Hemen Pene'nin karşısında Tavşanlı Tepe var. Tavşanlı Tepe. Onun da çektik videosunu. Tavşanlı Tepe'nin biraz gerisinde konaklamışlar gece. Sabahtan hareket emri verilmiş. Alacakaranlıkta asker hareket edince Rusları yine kovalamaya başlamışlar. Yalnız bizim askerlerin kıyafetleri yazlık, ince. Askerlerimizin çeneleri, dişleri birbirine vuruyor, titriyor. Rusların parkeleri var, botları var. Ondan sonra elbiseleri kalın. Bizim askerlerimiz ateş edip Rusları vurdukça Rusların kıyafetlerini giyiyorlar, hemen giyiyorlar. Halbuki arkadan gelen diğer 10. kolordu kuvvetleri öndekileri kıyafetlerine bakarak Rus sanıyor ve çok sayıda Türk askeri orada şehit düşüyor. Tam parmağının yerinde. Şehit düşüyor ve onu Tavşanlı Tepe'ye defnediyorlar. Ama şu anda biz gittik onu da videoya aldık. Yani yerinde hani yine tabir caizse yerler esiyor. Ne bir mezar taşı ne bir anıt bulunmuyor. Evet. Oradan planı 10. kolordu komutanı değiştiriyor. Penek'ten Kosor'a. Yani Penek ve Kosor arasının yolu 8 kilometre. 8 kilometre yolu 8 saatte Kosor görünüyor işte. Yani saatte 1 kilometre yol ancak alabiliyor. Niye? Çünkü askerler bu patika yolda sivri taşlar var. Penek çayı akıyor, engebeli. Adam zor yürüyor. O yolda top arabalarını da çekerek Kosor'a geliyorlar. Bakın Kosor'un hemen Kosor'a varmadan Taht Köyü var. Orada Taht Köyü'nde tamam. Biraderim Ayhan, kardeşim Ayhan bana bu konuda kamerayı o çekiyor, bana yardımcı oluyor ve kolumdan tutuyor, doğruyu gösteriyor. Evet, tahtı gösteriyorum parmağımın istikametinde. Orada konaklıyorlar tahta. Tabii o civardaki köylüler yine askerlere ikramda bulunuyorlar. Yani yörede bulunan yiyeceklerden. Oranın ileri gelenleri diyor ki, komutanım bu mevsimde yani Aralık ayında Allah-u Ekber dağlarını aşmak mümkün değildir. Bu dağları aşamazsınız. Boşuna asker burada donmasın diyor. Komutan da diyor ki tabii yani aldığım bilgilere göre Osmanlı askeri yürümez uçar. Biz Allah-u Ekber dağlarını uçarak aşarız. Ama siz buna taraftar değilsiniz. Allah-u Ekber dağlarını aşarız. Rusları Sarıkamış'ta kuşadır imha ederiz. Geri döner sizi de hallederiz demiş. Tamam komutanım demiş. Ondan sonra asker evet tahttan hareket etmiş. Kosor'dan önemli nokta gelmiş.
Ersinek. Bakın düzlük görünüyor şu tepenin arkasında düzlük. Orada bir kolu oradan, bir kolu da Türk'ün bağlarından devam ederek Issızdere. Bakın Issızdere de şu çukur, çukur yer. Issızdere'ye iki koldan hareket ediyorlar. Yine Ersinek'te ve Issızdere'de, yani Issızdere, Esence'de ve Ersinek'te Ormanlı Köyü ismi. İleri gelenleri yine askere gereken ikramı, yardımı kulağıyla gösteriyorlar. Ağırlarını, samanlıklarını, evlerini askerlere açıyorlar. Yemek veriyorlar. Yine ileri gelenleri komutana yalvarıyor. Yapma komutanım, bu asker buradan aşamaz. Gelin bundan vazgeçin. Yine aynı şeyleri söylüyor. Köylüleri dinlemiyor. Çünkü köylüler o yörede doğmuş, büyümüş, o dağların yani 3218 metre yüksekliğinde Allah-u Ekber Dağı'nın zirvesi. Onu kışın değil, kaldı ki yazın bile aşmak zor. Devam ediyor asker iki koldan. Devam ederken aniden bir boran, yörede boran deniliyor, tipi ve boran. Boran, yani rüzgarın ne taraftan estiği belli değil. Boran da karı savuruyor. Böyle kar insanın burunla solunum yollarına geçiyor. Yani insanın ilikleri donuyor. Orada askerler katırların, atların bacakları arasına ısınmak için kafalarını sokuyorlar. Birbirine sokuluyorlar ısınmak için. Fakat ne yazık ki bazı kaynaklara göre işte 37 bin civarında askerimiz Batmer'e, Düzmeş'e, Dikmeş'e, Cilver'in yamacı, Ayı Deresi denilen yerde ve Issızdere'de şehit düşüyorlar. Sadece işte az önce de söylediğimiz gibi 2600 kişi civarında asil ve yaşanan Beyköy'e ve Başköy'e varıyor. Ancak şehitlerimizin büyük çoğunluğu, yani Sarıkamış hareketi de bazı kaynaklara göre 60 bin, bazı kaynaklara göre 90 bin, sayı önemli değil, işte 60 bin ile 90 bin arasında değişiyor. Genelkurmay'ın kayıtlarına göre 60 bin, diyelim ki 60 bin kişinin işte 40 bin kişisi bu bölgede yatmasına rağmen nerede yatıyor? İşte yaylalarda evlerin içine sığınmışlar, çamların dibinde, kayaların dibinde yatıyorlar. Ama insanı üzen taraf ne bir mezar taşı, ne bir anıt bulunuyor. Sadece o Allah-u Ekber'in tepesinde hepsinin adına meçhul asker anıtı diye bir anıt yapmışlar. Onun da 10 senedir meçhulun L harfi düşmüş. Oraya affedersiniz bir tuvalet falan yapmışlar. Suyu yok. Oralar pislik içerisinde. Bakan yok, eden yok. Yani oraya o şehitlerimize hiç değilse her birinin adına bir sadece bir mezar taşı dikmeleri gerekirken dikilmiyor. Bu da yöre insanını, tarihi bilen insanları üzüyor. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. İşte Oltu. Bak ileride gözüküyor. Oltu. Yandır. Şöyle ben parmağımla göstereyim. Bak Oltu, saç piramitler var. Oltu. İşte şu sivri tepenin arkasında Penek. Bak şurada göllet, yani kömürlü, Balkaya ve şu tepenin arkası olur. Şu ara havza. Bu ara havza, burası maden havzası. Tamam mı? Adeta aşağı yukarı neredeyse bütün madenler bulunuyor. Orada kömür madeni. Balkaya kömür madeni. Şurada Kotik görünüyor. Kırdağın hemen kuzeyinde. Kotik'te opal, zümrüt madeni var. Şu arada vadilerde bulunan, yani Çoruh'un kolları, salkım saçak adete örülmüş kollarında bulunan vadilerin içerisinde gökkuşağı tepeleri
bulunmaktadır. Ayrıca buranın rakımı çok düşük. Yani nar, incir, hatta zeytin, her türlü. Şimdi son zamanlarda seralar da kurulmuş. O Tavşanlı Tepe'de şehitlerin yattığı yere gittik. Oranın da çekimini yaptık. Oraya adam sera yapmış, ağaç dikmiş. Yani o tepeyi kaplamış. Burası Şenkaya'nın hem iklimi hem bitki örtüsü Şenkaya'nın diğer yerleri. Yani orman kuşağı olan, bakın hep orman, sarıçam ormanları böyle devam ediyor. Yaylalar bölgesi var şu tepelerin arkasında. Yani bu bölgede bulunan köylerin genelde hepsinin yaylasının bulunduğu yere ben yaylalar bölgesi diyorum. Bu yaylalar bölgesinin ilerisinde Yasamal'a kadar bu sarıçam ormanları devam ediyor. Evet, şimdi devam ediyor. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bak, arkada şöyle uzun bir dağ var. Tortum, Yusufeli. Bakın, arkada Buğulu, tepesinde bulutlar var ileride. Onlar Yusufeli, Artvin. Artvin'in dağları. Dağ arkası Karadeniz. Evet, böyle biraz daha kuzeye doğru geldiğimiz zaman Olur ilçesi ve Olur ilçesinin hemen arkasında Ardanızun köyleri bulunmaktadır. Şimdi bunu açıkladıktan sonra bir de şu Erdavut Dağı adını nereden alıyor onu anlatalım. Yani hikayesi uzun da özet olarak ben anlatıyorum. Şu Güney Erdavut Dağı'nın güneyinde vadinin içerisinde bulunan Türk'ün Bağları denilen yer var. Türk'ün Bağları'nda Erdavut galiba o zaman komutan, yani Müslüman birliklerin komutanı, artık Hristiyanlarla kimlerle çarpışıyorsa orada şehit düşüyor. Naaşını alıp getirip bu bölgenin en yüksek tepesi olan bu bölgeye defnediyorlar ve üzerini de höyük biçiminde kapatıyorlar. Yani höyükler genelde toprak olur da, fakat burası bakın ileride şu vericinin ilerisinde define arayıcıları rastgele kazmışlar, izinsiz olarak kazmışlar, taş çıkıyor ama mezara ulaşıp ulaşmadığını bilemiyorum çünkü çok taş yığıntısı, büyük var, bulamamışlar, yazık etmişler. İşte burada Erdavut yatmakta. Bu bölgenin insanları son zamanlara kadar buraya gelir, burayı ziyaret eder, kurban keserlerdi ve bura bir kutsal bir yer olarak halk arasında biliniyor. Şimdi burası zirve olduğu için bütün vericiler buraya kurulmuş. Ayrıca askeri bakımın da önemi var. O askeri yetkililer buraya sık sık çıkarlardı. Hatta 40 sene önce ben jipleri buraya kılavuzluk yaptım, getirdim. Ama şimdi çok değişmiş burası. Bir de bak şurada yangın gözleme kulesi var. Zaten burası kendisi kule de, yani gözleyen kişinin kalması için oraya bir kule yapmıştım. Şimdi yani bu Gülveren köyünün sınırlarının tapu kayıtları bende var. İnceledim. Bu şeyin, Erdavut Dağı'nın zirvesinden geçiyor sınır. Tam zirveden geçiyor. Güney Yamacı daha önce bir vesileyle söylediğim gibi Barik Özgür köyüne ait. Yani şura Barik köyünün şu arazi. Şu arazi de bakın ta Gülveren'e kadar uzanıyor. Tüm orman sık sarıçam ormanlarıyla kaplı. Burası, şurası da
Gülveren'e ait. Şimdi baktığımız zaman bu tesisler tam zirvede kurulmuş. Yani zirvede kurulmuş, yani hangi köyün sınırlarında şeyi? Şu Özür köyüne ait. Özür köyünün sınırlarında şu vericide, şu vericide, şunla şu vericide Gülveren. Ama aldığım bilgilere göre yani bu vericiler köylere bir para ödüyormuş. Ama yani Özür köyünün ortarı uyanık davranmış. Yani Gülveren köyünün sınırları içinde bulunan vericilerin parasını da onlar almış. Ama bu bir haksızlıktır. Yani Gülveren halkı bu haksızlığı biliyor. Tepkisini gösteriyor ama yani muhtar da bilmiyor, biraz gevşek davranıyor. Yani yetkililer bu konuyu ele alıp neyse 3-5 kuruş ne kadar kira ödüyorlar bilmiyorum ama yani köyünün, köylünün iznini almadan da almışlar mı almamışlar mı bilmiyorum. Bu vericiler buraya nasıl kurulmuş? Yani şimdilik bu kadar. Buradan bir hatıra olarak ilerlemiş yaşımıza rağmen bir hatıra olarak geldik. Bugün yani kardeşim emekli ziraat mühendisi Ayhan Altaş kameraya çekiyor. Bizi buraya kadar traktörüyle getiren kaynım Metin. Bak ileride. Metin. Ondan sonra yine kaynım Halis bize yardımcı oldu ve köyümüz altında ne birisi. Geldik burada. Bunu kayıt altına aldık. Umarım yetkililer bizi dinler. Bilgi sadece bilgi değil, belgelere dayalı. Elimizde belgeleri mevcut olan bilgileri aktardık. Bunlar gerek Sarıkamış hareketi konusunda, şehitleri konusunda, gerek diğer konularda yetkililer duyarlı davranır, uyanır, bilinçlenir ve yardımcı olur yöreye diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.